Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırına gitti. Kuvvet komutanlarıyla birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Ve Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG varlığına işaret etti Sayın Bakan. Kimse bizden müsamaha beklemesin dedi. Yaptığımız 5 büyük operasyon var. Bunlarla birlikte Suriye'nin kuzeyinde bu terör koridorunun parçalandığını, terör koridorunun etkisizleştirildiğini hep beraber gördük, yaşadık. Ve hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Arkadaşlar, buna karşı da biz tedbirlerimizi artan bir tempoda mücadelemizi sürdürmek suretiyle sürdüreceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu yapılması gereken ne varsa bunu yapacağız. Biz hiçbir şekilde burnumuzun dibine kadar gelmiş ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı, hudutlarımızı, birliklerimizi tehdit eden teröristlere karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Kimse bizden müsamaha beklemesin. Ve efendim, şimdi doğalgaz diyeceğiz. Bu sene doğalgaza zam gelmeyeceğini direkt Sayın Bakan açıkladı. Yeni yılda artmadı ama ve lakin bir hizmet servis bedeli diye bir şey var. Zaten faturalarda da görüyorsunuz. Ne yazık ki abone bağlantı bedeli yükseldi. Doğalgaza yeni yılda zam yok. Ancak abonelik ücretlerine var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği müjde yerini tedirginliğe bıraktı. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin bağlantı ve hizmet bedelleri 2023'te %84,4 artırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onay verdi. Dikkat çeken karar resmi gazetede yayımlandı. Vatandaştan tahsil edilecek bağlantı ve hizmet bedelleri %84,4 zamlandı. Değişiklikle abone bağlantı bedeli 1158 liradan 2135 liraya yükseldi. Her bir kombi için alınan güvence bedeli de 733 liradan 1352 liraya çıktı. Sayaç değişim bedeli şu anda 371 lira. Yeni yılda 684 lira olacak. Borç nedeniyle sayaçların kapanıp açılması içinse artık 36 lira değil 66 lira tahsil edilecek. Söz konusu rakamlarsa üst limiti ifade ediyor. Finansmana erişimde sorun yaşayan KOBİ'ler çareyi iştiraklar aracılığıyla kredi çekmekte buldu. Borç 2 trilyona kadar dayandı. Ben buradan tüm kamu bankalarıma sesleniyorum. Siz kolaylaştırıcı olacaksınız. 29 Eylül'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu olağan genel kurulunda yaptı bu çağrıyı. Krediye kolay ulaşım için devreye bizzat kendisi girdi. Böyle bir kredi için başvuran esnafım olduğu zaman imkanlarınız neye el veriyorsa bu desteği kredi konusunda sağlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf için talimatı kamu bankalarınaydı. Ancak özel sektör engeli aşılamadı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler farklı finansman kanallarına yöneldi. Çareyi iştiraklar aracılığıyla kredi kullanmakta buldu. KOBİ'lerin borcu 2 trilyon liraya dayandı. Kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder onu bilmem. Çarpıcı veriyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ortaya koydu. 16 Aralık itibarıyla Türk lirası cinsi KOBİ kredileri 1 trilyon 682 milyar liraya yükseldi. Yabancı para cinsi kredilerle birlikte toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 962 milyar liraya ulaştı. Ticari kredilerde büyüme hızı %86,9 olarak hesaplandı. KOBİ kredilerinde ise %137 oldu. Adana'nın Seyhan ilçesine gideceğiz efendim. Hareketli dakikalar yaşandı. Boşanmak istemeyen uzman çavuş önce eşini ve çocuğunu ve yakınını rehin aldı. Sonra da bir mağazaya kaçtı. Sonra mağazadaki çalışanları da rehin aldı. Ortalık karıştı. Boşanmak istemedi, ortalığı birbirine kattı. Silahla eşine ve çocuğuna korku dolu anlar yaşattı. Adana'nın Seyhan ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Uzman çavuş Cengiz de Öğretmenler Bulvarı'nda boşanma aşamasındaki eşi Ferda D'yi, çocuğunu ve bir kadın yakınını tabancayla rehin aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat timleri de olay yerindeydi. Olay nedeniyle uzun süre ilerleyemeyen araç sürücüleri korna çalarak zanlıya tepki gösterdi. Uzun süren ikna çabaları sonucu öfkeli adam kucağında çocuğunun da olduğu eşini ve yakın olan kadını serbest bırakıp bir iş yerine girdi. Cengiz de bu defa girdiği bebek ürünleri mağazasındaki çalışanları rehin aldı. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi, gözaltına aldı. Bu sırada rahatsızlanan hamile bir müşteri 112 acil servis ekiplerince hastaneye götürüldü. Afgan kadınları Taliban'dan çekmeye devam ediyor. Ne yazık ki üniversitelere gitmesi yasaklanan kadınlara yeni bir yaptırım daha geldi Taliban tarafından. Artık 3. 4. aşamada kadınlar tümden yok edilsin diyeceklerinden korkuyoruz ki kadınlarla mentalite olarak bir dertleri var belli ki. Çünkü kadınlar iş hayatında da olsun istemiyorlar. Şöyle bir karar alındı efendim. Ülkedeki tüm sivil toplum kuruluşlarında kadınların çalışması yasaklandı. Afganistan'da Taliban rejimi kadınların üniversite öğretimini yasakladı. Taliban kadınların yaşamını kısıtlayan bir kararı daha duyurdu. Bu kez de kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Taliban geçici hükümetinin ekonomi bakanlığı söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lara gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasında bu kurumlarda çalışan kadınların örtünme kurallarına uymadığına dair çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca kadın personelin işlerine son vermeyen STK'ların lisanslarının iptal edileceği kaydedildi. Bakanlık, yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol ve Europol Daire Başkanlığı kırmızı bültenle aranan ve sahte pasaportla Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve örgütün yöneticisi lider Cam Göz'ün Türkiye'ye iade edilebileceklerini duyurdu. Serkan Kurtuluş, tefecilik, tasarlayarak öldürme, lider Cam Göz'de, ya burada lider demeyelim de işte elebaşı, kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi birçok suçtan aranıyordu. Interpol Daire Başkanlığı her iki şahıs hakkında yakalanmaları için kırmızı bülten çıkardı. Interpol birimleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Kurtuluş ve Cam Göz, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandı. Interpol, Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki şahsın Türkiye'ye iadeleri Arjantin tarafından kabul edildiği belirtildi. Terör örgütü PKK sempatizanları İngiltere'nin başkenti Londra'yı da karıştırdı efendim. Terör destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından terör örgütü PKK sempatizanları ortalığı birbirine katmıştı. Fransa'daki olaylar İngiltere'de sıçradı. Paris'teki saldırıyı protesto eden PKK yanlıları Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Terör örgütü destekçileri daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti. Göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı. Bunun üzerine polis terör örgütü sempatizanlarına sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında PKK yandaşlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te de terörist destekçileri polisle çatışmıştı.